Merhabalar değerli izleyicilerimiz, ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Petso fuar alanından sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Ve şimdi de sektörün lider ve öncü bir firmasına Çağatay Pet Food'a konuk olduk. Yanımızda firma yönetim kurulu başkanımız Sayın Berk Çağatay Beyefendi bulunmakta. Bakalım sektör ve işleyişleri hakkında bizlere neler aktarıyor olacaklar. Bizden ayrılmayın diyoruz ve müsaadenizle bizler de röportajımıza geçiş yapıyoruz değerli izleyicilerimiz. Öncelikli olarak merhabalar Berk Bey, programımıza hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederiz. Merhabalar, teşekkür ederiz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Kısaca sizi tanıyalım, daha sonrasında da tabii ki firmamızı değerli izleyicilerimize tanıtalım Berk Bey. Merhabalar tekrar. Berk Çağatay ben. Firmanın genel müdürüyüm. Yönetim kurulu başkan vekiliyim. Firmamız 1982 yılında kurulmuş olup 20 yıldır kedi köpek maması üzerine çalışmaktayız. Firmamızda ürettiğimiz ürünleri doğrudan, aracısız, komisyoncusuz, direkt olarak son tüketiciye ulaştırıyoruz. Bunu da temizmama.com internet sitemiz üzerinden yapıyoruz. Evet, ben burada bölmek istiyorum Berk Bey. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler eğer ki tabii ki burayı tercih ettiniz ve değerli, çok değer verdiğiniz hayvanlarınıza da ürünler almak istiyorsunuz. Nelere mi özen göstereceksiniz, nelere mi dikkat edeceksiniz? İşte köpek ve evcil hayvan maması alırken dikkat etmeniz gerekenleri ben yine değerli yönetim kurulu başkanımdan Berk Bey'den sizler için öğreniyorum. Öncelikle tüketicilerimizin ben mamalarda üretim tarihine dikkat etmelerini rica ediyorum. Çünkü genellikle tüketiciler son kullanma tarihine bakaraktan mama alıyorlar. Fakat son kullanma tarihinin ne zaman olacağını yazmak tamamen üreticinin inisiyatifinde olan bir durum. Yani ben istersem mamanın üzerine 3 sene de yazabilirim, 2 sene de yazabilirim, 1,5 sene de yazabilirim tüketim tarihi, son kullanma tarihini. Tabii kedilerimizin, köpeklerimizin dili olmadığı için ne kadar bu mamaların kapalı paketler içinde de olsa bunların içinde belli miktar hava kalmakta. Bu hava da zamanla oksidasyona, mamaların krakerliğini kaybetmesine, mamaların aromasını kaybetmesine ve özellikle vitaminlerini kaybetmesine neden oluyor. Yani ne kadar erken tarihli üretilmiş bir mamayı tüketirsek dostlarımızda o kadar sağlıklı beslenmelerini sağlayabiliriz. O yüzden tüketicileri mutlaka ben üretim tarihine dikkatini çekmek istiyorum mamalarda. Peki efendim, firmanız olarak ileriye dönük hedef ve projeleriniz nelerdir? Kısacası bizler sizleri ilerleyen süreçlerde firmanız olarak nerelerde göreceğiz Berk Bey? Şu anda iç piyasamıza yaklaşık 600 bini aşkın kayıtlı üyemize ayda 3 milyon kilogramın üzerinde mamamızı direkt olarak aracısız, toptancısız, komisyonsuz doğrudan fabrika fiyatlarına iletmekteyiz, göndermekteyiz. Ve bunun yanında 50'yi aşkın ülkeye ihracatımız mevcut. Özellikle Avrupa ülkeleri olmak üzere Güney Kore'den Yeni Zelanda'ya kadar ihracatlarımız mevcut şu anda. Bu da bize gurur veriyor. Tabii artan talebi karşılamak üzere de yeni olarak Turgutlu'da 40 dönüm bir arazi üzerinde bir yatırımımız mevcut. Yaklaşık 30 milyon dolarlık bir yatırım hedefliyoruz şu anda ve yeni fabrikamızı 2 sene içerisinde bitirmek niyetindeyiz. Peki efendim, ben şimdi programıma çok özel bir soruyla devam etmek istiyorum Berk Bey. Biliyorsunuz ki sektörde yalnız değilsiniz. Rakipleriniz var, iş ortaklarınız var. Sizleri diğer firmalarımızdan ayıran en büyük özelliğinizi sizlerden öğrenebilmemiz mümkün mü? Burada bizi rakiplerimizden, iş ortaklarımızdan ayıran en büyük özelliğimiz doğrudan son tüketiciye mallarımızı internet üzerinden ulaştırmamız. Aracısız, komisyoncusuz, toptancısız, özellikle yurt dışından gelen mamalarda gümrük vergisini olmadan, stok derdi maliyetleri olmadan doğrudan son tüketiciye ulaştırdığımız tertemiz mamalarımızla temizmama.com'da buradayız. Peki efendim, sizler için biliyorsunuz ki tüketici memnuniyeti bir firmamız için olmazsa olmazı. Sizler için tüketici memnuniyetinin önemi nedir Berk Bey? Ayda yaklaşık 500 binin üzerinde bazen fatura kestiğimiz aylar oluyor ve özellikle baktığımız şey müşteriden geri dönüşler. Yani tüketicilerimizden geri dönüşler oluyor. Öyle bir iş yapıyoruz ki inanın gelen maillerle, gelen yazılarla tüylerimiz diken diken oluyor. Ağlayacak duruma geliyoruz. O kadar duygulandıran yazılar alıyoruz. Ve bunun için de ben tüketicilerimize, bilinçli olan tüketicilerimize çok çok teşekkür ederim.